Merhaba. Bugün Python kodu ile SQL denemesi yapacağız. SQL bilindiği gibi standard query language, database management'ta kullanılan bir dil. SQL serverlar kullanılmakta bu amaç için. MySQL gibi, Microsoft SQL gibi. Fakat biz bugün farklı bir konu işleyeceğiz. Acaba biz Python kodu ile SQL komutlarını işletebilir miyiz? Bunun bir yöntemi var. Panda SQL kütüphanesi ile oluyor. Genellikle Panda kütüphanesi birçok platformda, Python platformunda mevcut. Fakat eğer yoksa bunu yüklemek için pip install komutunu kullanarak Panda SQL'i yükleyebiliriz. Bunun burada gösterildiği gibi bu komut yazılarak, pip install yapılarak Panda SQL library'si Python ortamımıza getirilebilir. Bunu yapmak için ben Colab kullanacağım. Google Colab kullanacağım. Farklı ortamlar kullanabilirsiniz. PyCharm gibi ya da işte Python'ın kendi ortamını kullanabilirsiniz. Ya da Anaconda kullanabilirsiniz. Bu ortamda Anaconda'ya zaten benziyor. Jupyter'e benziyor. İlk başta dediğim gibi pip install komutunu Panda SQL yüklemek için pip install komutunu yazmamız gerekiyor. Fakat burada Colab ortamında bu baştaki ünlem işaretini mutlaka yazmamız gerekiyor. Aksi takdirde hata veriyor. Bu komutu yazdığınız zaman Panda SQL library'sini, kütüphanesini yüklüyor. Şimdi biz bunu yüklemiştik zaten. Buradan devam edeceğiz. Bugün bir deneme yapacağız. Python kodu yazarak SQL komutlarını işleteceğiz. Bunun için önce import pandas as pd pd şeklinde yazacağız. Bu bir standart bir komut. Sonra pandas'ı yükledikten sonra from panda sql import sql df. Bu komutu yazarak panda sql'i içeriye almış oluyoruz. Ve SQL DF olarak da bunu kullanacağız biraz sonra. Şu kısım bize bu kısımda acaba şu anki mevcut klasörümüzde hangi dosyalar var? Bunu görmek için aldığım bir komut dizisiydi. Böyle bir komut işletmek zorunda değiliz. Ama ben şu anda Current Directory'imde yani şu anki klasörümün içerisinde bu dosyalar var. Ben bu ikisini kullanacağım. Zaten Colab'ın içerisinde bakın yanında şu folder klasöre tıkladığınız zaman bu kısmı size açıyor. Burada şu iki dosyayı kullanacağım. O iki dosya nedir? Bunları kapatayım şu anki klasörümdeki dosyaları. Bu iki dosya benim deneme adında iki tane dosyam var. İşte bir öğrenci numarası, öğrenci adı, öğrenci soyadı, öğrenci puanı diye oluşturduğum bir CSV dosyam var Excel içerisinde. CSV yani comma separated values. Gördüğünüz gibi virgülle ayrılmış değerler var. Bunu önce yapacağım. Sonra da diyelim ki benim Excel dosyam normal, standart bir Excel dosyası. Bunu da nasıl yapacağımı göstereceğim. Ama öncelikle CSV dosyasını ele alarak burada bakın 123 nolu bir öğrenci var. Adı Ali, soyadı Mert, puanı da 4,7 gibi. Burada önemli nokta CSV dosyasında buraya 4,7 yazarsanız hata olur. Çünkü 4,7 yazdığımız zaman bu bir sayısal değer ama 4,7 deyince 4 ve 7'yi ayrı ayrı değerler alacak. Çünkü virgül orada anlamlı oluyor. O yüzden burada 4,7 yazdım. Fakat normal Excel dosyasında, Türkçe Excel'de 4,7 olarak yazdım. Bu da önemli bir ayrıntı. Yani iki tane Excel dosyamız var. Aradaki tek fark, tabii tek fark bu değil. Bir bu virgül konusu. Bir de CSV dosyasında bakın bütün değerler şu sol sütunda toplanıyor. A sütununda toplanıyor. Şimdi kolaba geri dönersek. Bu PWD ne işe yarıyor? Bu da benim current direktörümün neresi olduğunu söylüyor. Bakın benim şu anki current direktörüm content. Şu anda ben kolabın içinde olduğum için content isimli direktörün içinde bu iki dosyayı kullanacağım. Sonraki adımda şu satıra geldiğimde az önce hatırlarsanız PD isimli pandas PD isimli import etmiştim. Pandas'ı import etmiştim ve PD olarak kullanıyorum onu. Sonra read csv komutunu kullanarak benim deneme nokta csv yani şu pardon bu değil şu
CSV uzantılı olan dosya. Gerçi içerikleri aynı fakat bu CSV uzantılı olan. Bunu çağıracağım. Yani read ediyorum. Read CSV komutuyla bunu read ediyorum. Sonra da data head diyerek bunun baştaki ilk dosyalarını göstermesini istiyorum. Bunu çalıştırdığım zaman bakın o dosyayı bana çağırıyor. Yani read CSV komutu bu deneme nokta CSV dosyamı çağırdı ve bunun içeriğini bana gösterdi. Ve bunu yaparken de 0, 1, 2 diye başına bir indeks atadı. Bunları ben yazmadım. Bunları kendisi veriyor. Peki burada bu data type'larını, SQL'de data type'ları var biliyorsunuz. Mesela öğrenci no nedir? Int 64 türünde. Öğrenci adı object türünde işte vesaire. Burada türlerini veriyor. Şimdi SQL'de bilinen, şu satıra geldiğimde SQL'de bilinen şeyleri kullanacağım. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi şu satırı çalıştırarak pardon yanlış oldu. Ama peki iptal edilmemişse. Evet. Şimdi bu satırı kullanacağım. Bu satırı kullandığım zaman select from where SQL komutunu kullanacağım. Fakat bunu kullanırken SQL DF hatırlarsanız SQL DF'yi nerede tanımladım? Panda SQL'i yukarıda çağırırken SQL DF adını verdim ona. SQL DF'yi kullanarak bunu yazdığım zaman artık SQL komutları içeride yazabiliyorum tırnak içeriği içerisinde ve burada noktalı virgülüm var en sonda. Bu bir SQL komutu. Select from data. Data ismini verdim bunu hatırlarsanız. Data ismini verdim. Çağırdığım CSV dosyasına. Bu datadan puanı, öğrenci puanı 4.5'un üzerinde olanları seç ve bana print et, yazdır diyorum. Evet, bunu çalıştırdığım zaman bakın 3 tane dosyadan sadece 2 tanesini gösterdi. Puanı 4.5'un üstünde olanları gösterdi. Peki aynı işi bu sefer de XLXX yani normal Excel dosyasıyla, CSV ile değil de normal Excel dosyasıyla yapabilir miyim? Bu sefer de Data2 ismini verdim farklı bir isim olsun diye. Bakın aynı aslında dosya fakat ne farkı vardı? Bakın normal Excel dosyasında virgülle ayrılır. 4.7 biz 4.7 yazarız Türkçe versiyonda. Fakat CSV dosyasında bunları 4.7 olarak yazmıştım. Bu önemli bir ayrıntı. Data 2 olarak yüklediğimiz deneme 3.xlsx dosyasında okuduğumuzda bunu da bize headlerini yani başındaki ilk 5 değeri veriyor. Ben zaten 3 tane olduğu için bunları buraya alabilmiş oldum. Bunun türlerini, data type'larını göstermek istersem yine aynı data type'ları. Ve son olarak da yine print etmek istersem 4.5 notu 4.5'un üzerinde olanları print etmek istersem bu sefer bakın farklı olarak data 2'yi çağırıyorum. Fakat data aynı olduğu için yine iki tane öğrenciyi, 4.5'ün üzerinde nota olan iki tane öğrenciyi burada bize sıralamış oldu.